Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Birçoğumuz uçakla seyahatte yanımızın boş olmasını isteriz. Özellikle uzun uçuşlarda ekonomide seyahat ediyorsak bunun için dua bile ederiz. Ekonomide business konforunda seyahat etmeniz için yapmanız gerekenleri araştırdık. İşte yan koltuğunuzu boş bırakabileceğiniz altın değerinde ipuçları. Airport'un uçuş rotası Kırgızistan'ın ikinci bölümüyle sürüyor. Derin tarihi geçmişi, tertemiz havası, dağlık coğrafyası ve kırsallarında devam eden göçebe yaşantısıyla Türklerin ata yurdunda ilginç bir deneyime hazır mısınız? Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu İngiltere'de yaşayan Türk modacı ve tasarımcı Zeynep Kartal. İstanbul Havalimanı'na büyük göçün ayrıntıları netleşti. Çinli Hava Yolu ilk A350-900 yüzünü teslim aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 4 hava yolundan savaş uçakları eşliğinde çok özel gösteri uçuşu. Airport başlıyor. Uçakla seyahatlerde ekonomide uçan yolcuların çoğu yanındaki koltuğun boş kalmasını ister. Kabul etmesek de bu durum kuşkusuz rahat bir uçuş geçirebilmek için her yolcunun koltuğa oturduğunda aklından geçer. Eğer ilk oturan sizseniz kesinlikle biri gelmese diye aklınızdan geçirirsiniz. Yanında boş koltuklu uçmanın en fazla arzu edildiği uçuşlar şüphesiz daha çok uzun mesafeler oluyor. Bazen yolcuların hareketlerinden dahi yanıma yolcu oturmasın tedirginliğini fark etmek mümkün oluyor. Hatta bazı yolcuların bunun için dua ettiğine bile şahit olmak mümkün. Birçoğumuz rahat ve konforlu uçuş geçirmek amacıyla yanımızdaki koltuğun boş olmasını isteriz. Seyahatin getirdiği yorgunluk nedeniyle kimseyle sohbet etmek istememek, eşyaları rahatça yan koltuğa yerleştirip kol dayama kolçağını kimseyle paylaşmamak, ayaklarını sağa sola rahat uzatmak ve fiziksel temastan hoşlanmamak en önemli gerekçeler. Peki herhangi bir ücret ödemeden yan koltuğunuz boş olarak seyahat edebilir misiniz? Bazı hususlara dikkat ederseniz ekonomide business yolcu gibi uçma şansınız var. İşte yan koltuğunuzu boş tutabilmeniz için altın değerinde öneriler. Seyahatlerinizde doğru zamanı seçmenin birçok açıdan avantajı var. Uygun fiyata ve rahat uçmanızın yanı sıra yollarda, terminallerde ve uçak içlerinde keyifli yolculuk yaparsınız. Zamanlama iyi olursa orta koltukta kendiliğinden boş kalabilir. Uçuş zamanını esnek tutarak yoğun uçuş günleri ve saatlerinin dışında seyahat planlaması yaparsanız, orta koltuğu boş yakalama şansınız biraz daha yükselir. Özellikle uçuşların yoğun olduğu cuma, pazar ve pazartesi günlerini ve sabah ve akşam uçuş saatlerini tercih etmekten kaçınmanızı tavsiye ediyoruz. Biletinizi aldıktan sonra uçuşunuza belli süre kala check-in esnasında yapmanız gereken basit ama önemli bir husus da yolculuğunuzu geçireceğiniz koltuk seçimidir. Hangi yolcular nerede uçmak istemez veya istenmeyen koltuklar sorusuna cevap bularak yer seçimi yapmanız önemli. Genelde yolcular uzun ekonomi uçuşlarında yatmayan koltuklarda seyahat etmek istemez ve bu koltuklar boş olur. Bu koltuklar genelde acil çıkış kapıları ve en arka sıradaki koltuklardır.
Son sıra koltuklarının arkaya yatma konusunda belirli bir alanı var. Bu alanda koltuk yatırmada bir sınır oluşturur. Ayrıca bu koltuklar tuvalete yakın oldukları için de fazla tercih edilmezler. Ama siz tercih ederseniz 3 kişilik koltukta tek kişi olarak ve yatarak uçabilirsiniz. Kabin personeliyle iyi iletişim kurmanın, hatta check-in esnasında bu iyi ilişkinin yer personeliyle başlamış olmasının size müthiş avantaj sağlayacağını söyleyebiliriz. Eğer yerde personelle istediğiniz ilişkiyi kuramadıysanız üzülmeyin. Pozitif olmaktan, iyi iletişim kurmaktan da vazgeçmeyin. Zira uçakta boş yer olması halinde kabin personeli de sizi oraya geçirebilir. Uçağın kapıları kapanmadan önce böyle bir istekte bulunmayın. Kapılar kapanıp biniş tamamlandı anonsunu duyduktan sonra uçak hareket etmeden önce boş olan bir yere kabin personeli sizi geçirebilir. Ancak zamanlamayı iyi yapmalısınız. Israrcı olmadan, iyi iletişimle ve sabırla hedefe ulaşırsınız. Eğer çiftseniz ve yan yana 3 koltuklu bir uçak modelinde uçacaksanız, rezervasyonunuzu cam kenarı ve koridor olarak yapın. Ancak uçağın ön bölümünde veya biniş iniş kapılarına yakın olmamasına dikkat edin. Neden mi? Zira yolcular biniş iniş kapılarına yakın olan koltuklarda istedikleri tarafları cam kenarı koridor şeklinde tercih eder. Tüm uçakta buralar dolu olunca da kapıya en yakın orta koltuğu seçmeye çalışırlar. Çift kişi seyahat etmeniz halinde uçağın arka bölümlerinde bir yer tercih ederseniz orta koltuğun boş kalma ihtimali yükselecektir. Büyüklüklerine göre uçakların orta ve arkasında yer alan mutfak, havacılık deyimiyle galley alanı ile tuvalete yakın yerlerde olmayı çoğu yolcu tercih etmez. Kabin ekiplerinin galleyde çalışmaları ve servise çıkışları fazla gürültü oluşturur. Aynı zamanda galeye yakın alanlarda tuvaletler de bulunur ve bu bölgenin trafiği yoğun olur. Hatta tuvalet önünde kuyruklar bile oluşabilir. Bu hususları bilen birçok yolcu da galeye ve tuvalete yakın koltuklarda oturmak istemez. Ama eğer siz yanınızdaki koltuğun boş olmasını istiyorsanız, galeye ve tuvalete yakın yerleri de göz ardı etmeyin. Başkent Bişkek'i gezmeye başlamadan önce şehri en tepeden görüp fikir sahibi olabilmek için Panorama Tepesi'ne çıktık. Ülkenin en önemli yazar ve düşünce adamı Cengiz Aytmatov'un müzeye çevrilen evini ziyaret ettik. Kırgız tarihindeki 3 ayrı acı dönemi anlatan Atabeyit kompleksini inceleyip bilgiler edindik. Bişkek şehir merkezinde tren istasyonundan başlayıp Erkindik Bulvarı üzerinden yürüyerek şehrin ana meydanı Alatuğ'ya ulaştık. Kırgızların efsanevi kahramanı Manas'ın heykeline selam verip yeşil alan ve parkları dolaşarak Kurmancan Datka Meydanı'na ulaştık. Ekim Devrimcileri Meydanı'nı geçip şehrin en büyük halk pazarı Oş'a gittik. Orta Asya'nın en büyük Ortodoks Kilisesi'ne uğradıktan sonra Bişkek'in en eski camisi Bişkek Merkez Camisi ile Kaşgarlı Mahmut Camisi'ni ziyaret ettik. Hem geçmişi hem de bugünler için ödenen bedelleri en güzel şekilde yaşatan ve hissettiren Zafer Meydanı'nda evlilik hazırlığındaki bir çiftin eğlencesine dahil olup Bişkek turumuzu tamamladık. Kırgızistan'daki ilk durağımız Burana Kulesi oluyor. Başkenti Bişkek'in 80 kilometre doğusunda Çuy Vadisi'ndeki Tokmok şehri yakınlarında bulunan kule, ilk Türk İslam Devleti olan Karahanlılar tarafından kurulmuş. 11. yüzyıla tarihlenen kule, o dönemde başkent olan antik Balasagun şehrinde yer alıyor. İpek yolu üzerinde bulunan Burana Kulesi hem minare hem de gözetleme kulesi olarak kullanılmış.
Buran'a adı verilen tarihi ve kültürel yerleşkede kulenin dışında 3 adet eski mezarlık, çeşitli dönemlerde Tanrıdağ eteklerinde toplanan balballar, Orta Çağ'a ait hamam kalıntıları yer alıyor. Kulenin çevresindeki yaklaşık 80 mezar taşı üzerinde bulunan Arapça yazılar, kişi resimleri, yaşamlarını ve savaşlarını simgeleyen sahneler, hayvanlar ve milli kıyafetli kişi figürleri o dönemdeki yaşantıya dair izler sunuyor. Yusuf Has Hacib'in memleketi Balasagun'dan ayrılıyor ve Kırgızistan'a hayat veren Isık Gölü'ne doğru yola çıkıyoruz. Kırgızistan'daki irili ufaklı 1923 gölün en büyüğü ve en önemlisi Isık Gölü, dünyanın en büyük ikinci krater gölü. Kırgız dilinde ılık anlamına gelen göl, civardaki zirvesi karlı dağların soğukluğuna inat kışın donmuyor. Sıcaklığı Temmuz ayında 20 dereceye kadar yükseliyor. Tatil dönemlerinde Kırgızların akınına uğrayan göl tam bir Akdeniz atmosferine bürünüyor. Kırgızistan'ın en önemli turizm alanlarından Isık Gölü, Kırgızlar için bir vaha gibi. Bişkek'ten Kazakistan-Kırgızistan sınırı boyunca uzanan Çu Nehri'ni takip ederek Isık Gölü'ne doğru ilerliyoruz. İlk olarak gölün kuzeybatı kıyısındaki liman şehri Balıkçı'ya ulaşıyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere ülkenin balık ihtiyacının büyük oranda karşılandığı Balıkçı şehrine hiç girmeden yol kenarında kuru balık tezgahlarını ziyaret ediyoruz. Daha sonra direksiyonu Karakol şehrine doğru kırıp yolumuzu 91'de Sovyetler Birliği dağılınca restore edilerek tekrar ibadethane olarak kullanıma açılmış. Dışarıdan oldukça etkileyici bir mimariye sahip olan katedralin içi de dışı kadar eci kuşla avcılık azalmasına rağmen Kırgızlar arasında devam ettiriliyor. Kartallar, tilki, tavşan, ceylan ve bazen kurt avında kullanılıyor. Eğitimli kartalların dağın tepesindeyken yerde gördükleri bir avı fark edip onu yakaladığını seyrediyoruz önce. Kartalların sahiplerine olan sadakatini, yüzlerce metre yükseklikten sahibinin bir ıslığını duyar duymaz gelip koluna nasıl konduğunu hayretle izliyoruz. Okçuluk da göçebe kültürünün önemli bir parçası. Küçük yaştan itibaren Kırgızların iyi birer okçu olabilmek için geçtiği eğitimlere göz atıyoruz. Daha önce hiç yaşamadığımız bir başka farklı deneyimi de gece yaşayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Beltam kampında konaklayacağız. Isık Gölü kenarında kurulan bu çadır kampında Kırgızların yurt ya da bozüy dedikleri çadırlarda geceyi geçireceğiz. Kamp alanına vardığımızda çadırları önce dışından sonra da içinden keşfetmeye karar veriyoruz. Ahşap bir iskelet üzerine keçelerin örtülmesiyle meydana gelen çadırlarda yer yataklarında uyunuyor. Çadırların üstünde tündük adı verilen baca misali bir pencere var. İçeri hem ışık hem de temiz hava girmesini sağlayan tündük, yağmur ve diğer zararlı şeylerin çadıra girmesini de engelliyor. Tekerlek şeklindeki göğü gösteren tündük o kadar önemli ki Kırgızistan bayrağına bile ilham olmuş. Kırgızistan'ın kırmızı bayrağının tam ortasında 40 kollu bir tündük bulunuyor. Gece Beltam kampında geleneksel Kırgız müziklerinin çalındığı folklorik bir gösteriye katılıyoruz. Bizden de çok fazla tanıdık iz ve tını taşıyan Kırgız müzikleri bütün gece bizi duygudan duyguya sürüklüyor. Ertesi gün Kırgız çadırları bozüylerin üzerini örten keçelerin yapılışının tüm aşamalarını görebileceğimiz bir tesise konuk oluyoruz. 5 metre çapında ortalama bir çadırı meydana getirebilmek için gereken keçenin 120-130 civarında koyundan elde edildiğini öğrenerek başlıyoruz.
Günler temizlenip renklerine göre ayrıldıktan sonra hasırların içinde birbirlerine göre 90 derecelik doğrultularda üst üste seriliyor, üzerlerine kaynar sular dökülerek rulo haline getiriliyor. Daha sonra makinalarda dövme işlemi uygulanıyor. Daha sonra ise kurutulup üzerine desen yapılmak, şekil vermek ve boyanmak için hazır hale geliyor. Tesisin dizayn atölyesinde keçelerin ayakkabıdan şapkaya, halıdan süs eşyalarına kadar ne kadar farklı ve ne kadar renkli ürünlere dönüştürülebildiğini görünce şaşkınlığımızı gizleyemiyoruz. Şimdi artık dün geceyi geçirdiğimiz keçeden yapılmış olan çadır, yani boz üyelerin nasıl yapıldığını görmeye hazırız. Soğuk, sıcak, yağış gibi her türlü duruma dayanıklı ve koruyucu olan çadırların içi kışın sıcak, yazın serin oluyor. Bu çadırlar kurulup taşınması kolay olması sebebiyle her an istenen yere taşınabiliyor. Bu da göçebe bir halkın en çok isteyeceği şey olmalı. Boz üyün ana malzemeleri ağaç sırıkları, keçe ve ip. İyi bakılırsa çeyrek asır dayanan boz üylerin kaburgasını çoğunlukla kayın ağacından yapılan eğri ağaç ve sırıklar oluşturuyor. Geleneğe göre boz üyü kadınlar diker, erkekler sadece tündük bölümünün üste yerleştirilmesine yardımcı olur. Bir çadırın 20 dakikadan daha kısa bir süre içinde sıfırdan son ürün haline gelişini büyük bir şaşkınlıkla izliyoruz. Bu ilginç görüntülerle birlikte Kırgızistan turumuz sona eriyor. Sizi Kırgızistan'ın en güzel görüntüleriyle baş başa bırakıp, biz dünyanın bir başka noktasını huzurlarınıza getirmek üzere keşif yolculuğumuza devam ediyoruz. Airport'tan merhaba sevgili izleyiciler ve değerli dinleyenler. Bu hafta yine konumuz moda ve tasarım ve önemli bir de konuğumuz var. İngiltere'de yaşayan moda ve tasarımcı Zeynep Kartal. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Günter Bey. İngiltere'de yaşıyorsunuz ama Türkiye'deki gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Tabii. Bunu da dünyaya entegre ederek sizin bakış açınızla ekrana getirmeyi arzu ediyoruz. Öncelikle hem moda tarafınız var hem tasarım tarafı var. Mesela bana ilginç gelen bir peynir markasının değil mi? Evet. Logosunu tasarlamıştım. Tasarladım ve galasını yaptık. Galasını yaptık. Yine çok beraber. Önemli oyuncuların, futbolcuların, şov dünyasından insanların tasarımlarında bulunmuşsunuz diyeyim. Çünkü bazısının kıyafeti, değişik çalışmalarınız var. Evet. Klipler hazırlıyorum. Evet. Sanatçıların albüm kapaklarını çekiyorum. Evet. Parfümler mesela, yapıyorum. Evet. Albüm evet. Kapağı, parfüm tasarımları. Evet. Evet. Dolayısıyla konuyu siz anlatmalısınız bize, kendinizi. Şimdi nereden başlayayım anlatmaya bilmiyorum. İngiltere'den başlayalım. Ne zaman gittiniz, niçin gittiniz, neden oraya yerleştiniz? Biz 2004 yılında eşim bir Amerikan firmasında çalışıyordu. Görevli olarak, geçici görevli, ekspat olarak 3 yıllığına geçici görevle gittik İngiltere'ye aslında. Ben de o zamanı değerlendirmek adına hem de İngilizcem gelişsin diye tekrar moda tasarımı okudum. Türkiye'de ben 19 yıl tekstil sektörünün içindeydim. Bursa'dan gittim çünkü. Evet. Tekrar orada moda okudum. Moda bitti. Biz orada moda okumuş muydunuz moda? Tabii. Evet. Tabii ben Bursa'dan yani FMS mezunuyum. Evet. Çalışmışsınız da zaten. 19 sektörün, yıl çalıştım tekstil sektöründe. Bir de önemli bir şehirde tekstilin Türkiye'deki kalbi diyebileceğimiz Bursa'da. Evet, çok büyük uluslararası ihracat yapan bir firmada tasarımcı olarak çalışıyordum. Sonra ayrıldığımda fabrika müdürüydüm. Evet. Gittik oraya. O zaman ikizlerin eş durumundan gittim. Eş durumundan gittik. Evet. İkiz de bebeklerim vardı. O zaman daha 1 yaşında bile yoktu. Şimdi 15 yaşındalar. Oraya yerleşmek gibi bir amacımız yoktu. Öyle bir düşüncemiz de yoktu. Sonra zaman onu gerektirdi. Baktık çocuklar büyümüş. Eşime daha kalıcı bir iş teklif ettiler oradan, ekspatlıktan. Evet. Orada kaldık. Sonra ben iş aradım, bulamadım. Sonra eşimin desteğiyle kendi şirketimi kurdum, kendi markamı kurdum orada. Ben bunu hep çok hayal etmiştim Türkiye'de. İş bulamazken evet. İşveren konumuna ve hem de önemli markalara, insanlara hizmet eden değil mi? Evet. Aslında tabii ki ilk kurduğumda, markayı kurduğumda
ben bir dünya tasarımcısı olayım, ben bir albüm kapakları yapıp ünlüleri giydireyim gibi bir düşüncem yoktu diyorsun. Yoktu. Hayal edebilirdiniz ama çok zordu. Çünkü İngiltere'de kendi dilini konuşan, kendi vatandaşı olan birisi için bile çok zorken marka olmak, bir yabancı olarak ama galiba dünya geneline de baktığınızda yine bir yabancının, yani ne diyelim, yetenekleri olan, becerisi olan bir yabancının en güzel çıkış yapabilecek şehirlerden birisi değil midir Londra? Kesinlikle Londra öyle bir şehir ve Londra'da marka olduğunuz zaman her yerde olabiliyorsunuz. Tabii ki o coğrafyada biraz kaderimi değiştirdi benim. Biz eşimin işi nedeniyle gittiğimiz için expat olarak gittik oraya. Çok iyi bir yerde oturuyorduk. İşte komşularım iyiydi, çevre iyiydi. Futbolcu eşleri. Bizim oraya taşındığımız yıl BBC Manchester'a taşındı. Evet. Bu da bana artı getirdi tabii ki. Bütün diziler, Coronation Street, Hollyoaks, hepsi bunların Manchester'da çekiliyor. O sebepten bunlar bana artı getirdi tabii ki. İlk şirketinizi kurdunuz. Evet. İlk işiniz neydi? Nasıl aldınız? İlk işim neydi? Ben koleksiyonumu hazırladım. Arkadaşım bana bir tanıtım yapalım burada dedi. Seni tanıtalım, bu güzel kıyafetleri gösterelim dedi. Ve onun üzerine Manchester'da Vogue Fashion Night Out vardı. Ben orada koleksiyonumu çıkardım ilk görücüye. Sonra dediğim gibi böyle arkadaşlarımın falan da desteğiyle Hollyoaks dizisinden Gemma Murnay'la Georgie Porter benim defilemde yürüdüler o akşam. Ertesi gün öyle bir basına çıktı zaten. Sonra ya çıkışı iyi yapmışsınız zaten. Çıkış iyi oldu evet biraz. Bu çevre kanalıyla oluyor galiba. Tabii ki. Evet. Tabii ki hani onlar arkadaşlarım oldular artık benim bir şekil. Oradaki çocuklar aynı okula gidiyor. Mesela Colin Rooney'nin bir eventi varmış. Wayne Rooney'nin eşi, futbolcu eşi, o da biliyorsunuz. O bir evente gidecekmiş. Bana geldi. Kıyafet lazım oldu. Kıyafet lazım dedi. Sende ne var bir bakalım dediler. Çok beğendiler. Gerçekten mi söylüyorlar acaba? Arkadaşım olduğu için mi söylüyorlar falan diye çok emin olamadım o zaman. Sonra onlar giydi. Ertesi gün basına çıkmaya başladı. Sonra diğerleri gelmeye başladı falan derken ünlü şarkıcıların, oyuncuların stylistleri ulaşmaya başladı bana kıyafet için. Ve böyle marka yürüdü. Ve sonra Lady Gaga'nın stylisti ulaştı. Evet. Lady Gaga Londra'ya geliyor şu tarihler arasında. Sizinle işte şu kıyafetlerinizden istiyoruz bir ölçü için falan görüşelim diye. Öyle. Yanılmıyorsam sahne tasarımları da yaptınız. Biraz bu sahne tasarım tarafından da bahsedebilir misiniz? Evet. Sahne tasarımları yapıyorum tabii ki. Bebe Rex'in sahne tasarımlarını yapıyorum. Lady Gaga'nınkini yaptım. Rita Ora'nınkini yaptım. Geçen hafta Anna Mary'nin yeni klibi çıktı. Bunun komple klip tasarımlarını ben hazırladım. 3 hafta kadar önce de Kylie Minogue'un yeni klibi çıktı. Onun sahne tasarımlarını da ben hazırladım. Mesela bu peynir markası nereden icap etti? Onlar mı sizi arayıp buldular? Onlar beni arayıp muhakkak buldular. Öyle olmuştur da. Evet, onlar mesela beni aradılar. Daha öncesi var mı böyle bir tasarladığınız logo veyahut da bir şirket yok, için çalışma? Yok, daha öncesi yoktu. Daha öncesinde biz David Beckham'la bir yardım eventi yapmıştık Manchester'da. Yardım defilesi. O zaman da çok şaşırmıştım zaten. Beni arayıp söylediklerin de böyle böyle Manchester'da işte şu tarihte bir event düşünülüyor. Bunu da sizinle yapacağız diye. Ben böyle çok şaşırmıştım. Acaba gerçekten bana mı söylediler bunu diye. Sonra e-mail falan istemiştim. Arkadaşlarıma söylemiştim. Bakın doğru mu, benim istiyorlar gerçekten diye. Evet. Sonra herhalde ondan sonra da biraz daha bilinirliğim arttı tabii ki İngiltere'de. Peki Türkiye'de size bir ürün tasarlatmak isteyen veyahut da sizin Türkiye'ye yönelik bir planınız, programınız söz konusu mu? Yani şöyle, Türkiye'de değil, ben daha çok İngiltere'deyim zaten. İngiltere'de de her eventimin önüne Türkiye ile ilgili, Türkiye tanıtımı ile ilgili mutlaka bir event koyuyorum. Bir farkındalık eventleri yapıyorum, defilesi yapıyorum. Ben bütün koleksiyonlarımın neredeyse birçoğunun inspiration'ını kendi köklerimden, kendi özümden alıyorum. Son yaptığım eventte bundan Şubat
Eylül ayında yapmış olduğum Londra Moda Haftası kapsamındaki eventimde Amiral Nelson ve Sultan Selim'in bir dostluğunu, bir geçmişle bağlantılı bir hikayesini çıkardım ortaya. Bunun arşiv sergisini yaptım. Koleksiyonumun ilham kaynağını da o çelenkten aldım. Süper. Ve onunla hazırladım. Çok sık seyahat ettiğinize göre, mesela uçak, hem uçak içi tasarımı, hem havalimanı tasarımları, launchlar, gerekli havalimanının içi, hem uçak içleri ve uçağın içinde görev yapan personel. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Mesela en beğendiğiniz tasarım kimdir havacılık anlamında sorarsam, uçak içi ve kabin personeli kıyafeti olarak. Yani ben size açık konuşayım. Hani evet, kesinlikle ben yine böyle Türk'üm Türk'üm kendimizi tutuyorum şart değil, diye Türk değil. Türk Hava Yolları diye girmeniz. Gerçekten Türk evet. Hava Yolları. Yani evet, yani uluslararası alanda evet. Zaten benim dememe gerek yok. Dünyadan ödül yağıyor Türk Hava Yolları'na. Yok, zaten şu an yurt dışında bir tane markamız var. O da Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları evet. Yani. Evet, bunun daha... Tamam, onu kenara koyduk. Evet. Yani şu an yeni bir kıyafet tasarımı da var. İtalyan bir tasarımcı yaptı. Bilmiyorum evet. Onunla ilgili neler söylersiniz? Yani şöyle, benim şahsi düşüncem bu konuda... Keşke ben tasarlasaydım mı? Hayır, asla. Keşke bir Türk tasarımcı tasarlasaydı. Hani... Evet, uluslararası bir hava yolu, etnik bir hava yolu değil. Evet. Hı. Ama biz de uluslararası tasarımcılar yetiştiren bir ülkeyiz evet. Türkiye'de. Onun için hani arkasında mı durmuyoruz tasarımcıların? Yok, yani çok şey de değil. Yani isterim ki mesela siz British Airways'i tasar, yani kıyafetlerini veyahut da herhangi bir ürününü tasarlamış bir Türk olarak şuraya oturun. Yani bunda bir sıkıntı yok. Evet. Buna da çok takılmamak da gerektiğini düşünüyorum. Yani bir international markanız, uluslararası bir markanız varsa, Türk Hava Yolları ise o. İster Türk tasarımcı, ister yabancı tasarımcı olsun. Önemli olan ortaya çıkan ürünün sizi ne kadar anlattığı, size ne kadar ait olduğu veyahut da sizin onu ne kadar başardığınız, değil mi? Ben de mesela şey isterdim. Bu konuyla ilgili araştırma da yapmıştım zaten. Mesela ne önemli diye düşünmüştüm. Şimdi havaalanına gittiğinizde neyi görüyorsunuz hemen? Hangi hava yolu diye bilmeden mesela Emirates'i çıkarıyorsunuz değil mi? Evet. Çünkü kafasındaki şapkasının orijinalliğinden. Hı hı. Ben de Türk Hava Yolları'nda böyle bir şey isterdim. Böyle daha bir hiç alameti bakmadan, farikası olsun diyorsunuz. Hemen daha bakmadan bu ne hava yolu demeden Türk Hava Yolları denmesini isterdim. Biz onu zaten başından beri yazıp çizip duruyoruz. Yani öyle bir kıyafet tasarlanmalı ki uzaktan bakıldığında veyahut da işte değişik havalarının kabin personelleri geçtiğinde bu Türk Hava Yolları denebilmeli. Ben mesela Türk Hava Yolları'nın şu an yeni tasarlanan kostümlerini kötü diyemem kesinlikle. Seyahat sebebiniz ne daha çok? Şimdi şöyle, benim atölyem İstanbul'da, büyük atölyem. Evet. İmalat İstanbul'da yapılıyor çoğunluğu. Tamam. Manchester'daki atölyem sadece hot couture atölyesi. Benim burada showroom'um da var İstanbul'da, müşterilerim de var. Evet. O sebepten şimdi ben son 3 senedir falan bir hafta burada, bir hafta İngiltere'de çalışıyorum. Geçiriyorsunuz zamanınızı. Evet, öyle çalışıyorum, öyle götürüyorum bu işi. Ama son dönemlerde artık bu bir haftadan 3 güne falan düşmeye başladı. Çünkü önemli bir toplantın var İngiltere'de. Gitmek zorundasın, sensiz olmayacak bir şey. Bir gün orada kalıyorum, bir gün evde kalıyorum, çocuklarla vakit geçiriyorum. Ertesi gün buraya uçuyorum. Nihai amacınız nedir? Nereye gitmek istiyorsunuz? Hedef neresi? Nereye gitmek istiyorum? Tabii ki bir Türk olarak, ben İngiliz vatandaşıyım ama Türk'üm. Önceliğim Türk benim. Bir Türk tasarımcı olarak... Bir dünya daha büyük bir marka olmak istiyorum. Biz de size bu yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Çok mersi. Ben teşekkür ediyorum. İstanbul Havalimanı'na yapılan büyük taşınma ile ilgili detaylar belli olmaya başladı. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na olan taşınma süreci kademeli bir şekilde 15 Aralık itibariyle başlayacak. Büyük taşınma ise 30-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Büyük araçları taşıyan tırlar Hastal, diğer malzemeleri taşıyan tırlar ise basın ekspres yolu üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren tüm ticari uçuşlar İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı'nı ise sadece özel jetler kullanabilecek. China Eastern Airlines ilk A350-900 modelini Toulouse'da teslim aldı. Şangay merkezli A350-900 uçağı 288 koltuktan oluşan modern ve konforlu 4 sınıf kabin düzenine sahip. Uçakta 4 adet First Class, 36 Business, 32 Premium Economy ve 216 Ekonomi sınıfı koltuk bulunuyor. Havayolu başlangıçta yeni uçakları kendi iç hatlarında işletecek ve ardından uluslararası destinasyonlara uçuşlar gerçekleştirecek. Airbus Ekim sonu itibariyle A350 ailesi için 47 müşteriden toplam 890 sipariş aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 4 lider havayolu şirketi ülkenin 47. ulusal gününü kutlamak ve kurucusu Şeyh Zayed'i anmak için muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Emirates, Etihad, Fly Dubai ve Air Arabia 2018'deki Zayed yılları kutlamalarının bir parçası olarak Baye Hava Kuvvetleri Akrobasi ekibi Alfursan'la birlikte uçtu. Gösteri uçuşuna 4'ü havayollarına ait 11 uçak katıldı. Air Arabia Airbus A320, Fly Dubai Boeing 737 MAX 8, Etihad ve Emirates ise Airbus A380 ile uçuş gösterisinde yer aldı.